çürüme olasılığı var. Dolayısıyla sen buraya bir an önce bu budamadan sonra gülleci bulamacı dediğimiz supakal uygulaması yap. %1'lik. Ya da bordo bulamacı. Bordo bulamacı hiç yaptınız mı? Yok yapmadım. Bak yok, bu hocam, çok büyük, bilen yok ki çok büyük bir eksik. Neden bu yok? İşte bu yaradaki hocam, iyi çek de bak bordo bulamacı. Yaradaki şey doku ağaç üzerindeki yosunlaşma. Kökteki çürümeler. Bak şurada kök nasıl mantarlaşmış. Bir tane kökü gösterir. Biraz önce kesti. Adem kesti. Bak kök buradan daha önce kesilmiş. Üstünde bir çatlak oluşmuş. Buradan içeri doğru su gitmiş. Bak kökü dibe doğru çürütmüş. Tam şurayı kesti. Şurayı. Orada yarık marık olmayacak. Evet. Şimdi biz bunun üstüne ne yapacağız? %1'lik gülleci bulamacı ya da bordo bulamacı atacağız. Hocam bunun %1'liğini nasıl yapacağız? 1 litre zaten o. 100 litre suya 1 litre. 100 litreye 1 litre koyduğun zaman %1'lik oluyor. Bunu güzelce yıkama şeklinde ortalama 100 litre de nereden baksan bir 50-60 ocak, 50 ocak yani 1,5 dönüm yapar 100 litre. Belki iyi uygulama yaparsan 2 dönümde 100 ocakta yapabilirsin. Şimdi biz bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? Buralara geliyor, börtü böcek yumurtaları yerleşiyor. Bu çürüme aşağı doğru gidiyor. Gittiği zaman ne oluyor? Bak aşağı doğru zaten delinmiş. Ocağın ta köküne kadar gidiyor. Burayı aslında dolduranlar da var. O da yapılabilir. Evet. Dışarıdan toprak getirse şu alan doldurulabilir. Hafif bir tümsek şeklinde. En azından kökler açıkta kalmaz. Toprak altında kalır. Toprak altında da çürümez. Tam aksine kök oluşumunu arttırabilir. Bu burada niye çürüyor? Çünkü hava ve su alıyor. Hem havayla temas ediyor hem de sürekli üstüne kar yağıyor, çamur yağıyor. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz. O kavsaklar var ya ya da abi işte ocakları şu şeyleri yakmış şurada. Evet. Bu tam bir karbon atığı. Bu tür yaktığı malzemeleri getirip bunun ortasına koyabilirsin. Evet. Ocağın ortasına koymaz. Ocağın ortasına çok rahat koyabilirsin. Şimdi kenara da erzersiz küllere de koysak odun külü olarak odun külünü kesinlikle başka bir yere atmayın. Bahçenizdeki özellikle fındık kavsaklarını patozdan sonraki patoz atıklarını da aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bahçe şeyin ocağımızın ağzı neresiydi? Ocağımıza sırtımızı dayadık. Bir büyük adım attık. Tam şurası ocağımızın ağzı. Şöyle. Ana damar yerler. Evet. Burada ne var? Taç iz düşümünde kılcal kökler var. Beslenmeyi kılcal köklerden yapıyor. Şimdi burada pH yüksek çıktı biraz. Abi sıvı kükürt uygulayacak. Ya da 21 azot kullanacak yazlık gübre olarak. Bunu nereye atacak? Bu banda. Daha sonra fosforlu gübreyi de gömecekse yine buraya gömecek. Biz şimdi eğitimde de anlattık ya. Kökler ne kadar derinde? Evet. 30 santimde. Evet. Şimdi biz gübreyi atarken ne yapıyoruz? Gübreyi böyle atıyoruz, geçiyoruz. Torun serper gibi. Ama o 30 santime iniyor mu? Biz ne diyoruz ama? Yağmur yağarsa, kar yağarsa emer gider diyoruz. Hafif de bir çise olursa emer gider diyoruz. Ama onun gidişi çok uzun sürüyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Yapabilirsek eğer attıktan sonra çapalama yapıyoruz. Ya da karıştırma yapıyoruz. Evet. Bu bahçe ne kadardır çapalanmıyor? En az 4 sene. 3 sene falan yok. 3 senedir çapalanmıyor. Şimdi bahçenin çapalanması niye önemli? 5 sene var. Toprağın belinden bellettim ben böyle karıştırdım. Bundan sonra toprağın içinde 3 tane şey vardı. Neydi? Birisi hava, birisi su var. Hava var, su var. Bir de organik madde var. İşte bu attığımız çerçöp yaprak organik madde oldu, yeşil gübre oldu. Hava ve suyu nasıl alacak? Havayı çapalayarak alacak. Suyu da kar yağmur suyuyla alacak. Aldıktan sonra da ne yapacak? İçindeki azotu, fosforu, potasyum çözülecek. Kılcal köklerden nereye doğru gidecek? Buraya doğru gelecek. Burada gözü yapacak. Fosfor gözü yapacak. Azot yaprağı ve dalı yapacak. Buradaki dalı. Potasyum da ne yapacak? Meyvenin içini dolduracak. Her birinin zamanı ayrı dedik.
Ne zaman dedik? Bizim şimdi fosfor zamanımız. Niye? Çünkü önümüzdeki ayda fındık çiçek açacağı için şu aylar fosforlu gübrelerin ayı. Yani TSP, DAP, MAP o gübrelerin ayı ya da kireç ve organik madde vereceksek tam şimdi zamanı kireç ve organik maddenin. Azot ne zaman verilir? İlkbaharda yani Şubat sonu Mart artık fındık yavaş yavaş karanfil ucu verdi. Püsküller fenerleşti. Azotu zaten birinci azotu Mart'ta, ikinci azotu Mayıs'ta veriyoruz. İkiye bölerek veriyoruz. Yine dal incisine veriyoruz. Ama bu ayda yapmamız gereken iki tane çok önemli hareket var. Bir tanesi işte bu şekilde budamayla verimi tetikliyoruz. Yani biz seni budadık, sen bize bolca fındık ver diyoruz. Zaten bütün meyve ağaçları budandıkları zaman meyveye dönerler. Tohuma dönerler yani. Bu da şimdi bize tohuma dönecek. Tohum da ne burada? Fındık. Bol toprak tahliline göre yaptığımız uygulamada azotu, fosforu, potasyumu toprak tahlilimize göre ayarlıyoruz. Buradaki toprak tahlilinde fosfor eksik miydi? Yok. Toprak tahlilini hatırlıyor musun? Buranın. Buranın iki yeri yaptırdım ben. İki bahçem var zaten. Tamam. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kükürt. Sadece kükürt. Evet. pH yüksekti sadece. Evet. Şimdi özellikle yaptığımız toprak analizlerinde, o bizim yaptığımız analizlerde azot eğer eksik değilse ne yapıyoruz? Azotlu gübreyi çok da fazla önemsemiyoruz. Bu 26 olabilir, 21 olabilir. Ama azot yeterli ve fazlaysa yapacağımız iş bolca budama yapmak. Bak bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Azot eğer toprak analizinde yüksek çıkıyorsa bolca budama yapıp dal ve yaprak yapmasını sağlayacağız bitkinin. Biz budama yapmazsak şimdi senin belki kesilen dallarda için gitti ama o dallardaki bütün gözler ve bir tanesinde için gitti. Başkasında gitmedi. Diğerine de gitmesin. Çünkü onun tamam. Üzerindekilerin tamamı bu ana dalların üstüne gelecek. Maksimum 2 yılda gelecek. Şu ortada kalsın kesinlikle fındık gelmeyecek. Evet. Ben orta dallı hocam azotu yükse bundan geri. Hocam bak. Azot mu tok olur mu? Azotu toprak bizim toprak tahlilimizde azot normal çıkan ya da yüksek çıkan yerlere azot atmaya gerek yok. Onun yerine ne kullanmamız gerekiyor? Onun yerine ya kombine 3-15 işte fosfor kullanacaksın ya zaten. TSP, matlar. Aldım ben. TSP aldım. Tamam. TSP. Azot kullanmana gerek yok. Azotu burada sağlayacak olan şey organik madde. Dal, güfür, çürükleri. Üç şeyde çotanak fertilinde de var. Çotanak fertilinde de var azot. Ne kullanmam lazım? 3-15 mi? 3-15 bence çotanak fertil kullan. Bahar döneminde. Sana demiştik zaten. Aha. Evet, çok taraf ver. Hocam bu dalın depesi kurumuş da onu söyleyeceğim. Onu alacağız. Evet. Alacağız. Onu biraz eğelim. Şunu alalım. Almak isteyen, almak isteyen var mı? Gelsin makine kullanmayı isteyen. Ahmet abi. Gel gel Ahmet abi. Sen aldın böyle şu makine. Şuna ikisine birden basacağım. Ha, bir elinde ona, bir elinde öbürüne. Nereden alıyorsun? Al bakalım. Ben sorarsan. Bana sorarsan. Sen aldın. Şuradan aldım. Evet. Şuradan aldım. Evet şahane. Bak alet işler el oyunu. Onu da aynı şekilde al abi oradan. Bu da evet. Evet öbürünü de al. Öbürü şu. Öbürünü de birbirinden kes. Buradan mı? Evet kes. Elinden oradan. Evet. Şimdi ne yaptık? Bunları da şuralardan alabiliriz makineyle. Ufak tefek. Şunu şuradan alalım ya. Bu yeni sürgünümüzde tırnak bırakmıyoruz. Aşağı gidenleri temizliyoruz. Şunu da aldık. Şunu da aldık. Şu sen elini al bunların üstünü de alalım. Temizleyelim isterken. Al Ahmet abi. Hadi. Bununla da çalış. Oradan yok. Al bunu. Onunla da oradaki ufak tefekleri al. Yani sen makinenin çalışmasını gör diye dedim. Heh, parmağını kaptırmadan. Heh. Alet işler el oyunu dedikleri bu işte. Onu da al. Ahmet abi gel. Tamam görüşürüz. Onu da al abi.
Hocam bir şey kalmadı. Şunu dibinden alsana. Yok yok. Biz bundan fındık almaya niyetliyiz. Bak şunlarda yerde bir şey var. Bunu zaten makineden aynısını almış ikisi. Şahane. Yok, tam bahçıvancı olacak. Onun üzerinde var. Bizi bulamadım. Katlı ya şeyde bu. Bu da şey var. Tamam. Sen şu bana gösterdin. Göm ya. Yalnızdan bu şey gömdüm bu gömdüğü. Biraz yakın gömdüm. Fark etmez. Gömdün mü? Gömdünse soruyor. Şeyim ben gömdüm. Çaktın. Akıllı kürekler. Bir şey varsa akıllı kürek değil. Akıllı kürek değil. Deldin attın yani. Aynen. Bir de şey. TSP mi? Değil değil. Şeyi yüksek, organik gübresi fazla çıkarsa. Organik yüksek. Ha, buna ne yapacağız? Ha, organik düşük mü çıktı? Yüksek çıktı. Yüksek çıktı, bir şey yapmayacak. 26 aldı kullandığı yerler yüksek çıktı. Ben yani de... organik maddesi yüksekse çok iyi. İyi bir şey yani. Çok şimdi yüksek. Şuradan da biraz alalım. Gel abi, gel Ahmet abi. Organik hani... Ama Ahmet'e haksızlık yapıyor hocam sen. Ahmet daha fazla öğreniyor. Gel sen de al. Ahmet yok ben. Gel gel. Gel gel. Çalışamayayım. Çalışamayayım. Ayaklarım çok ağrıyor. Hadi bir iş şimdi daha. Başkası al hocam. Şöyle bir ocağa bakalım hocam ya. Şunu da bir tane. Ocağa sen buna göre yapacaksın artık. Tamam. Bunu, onu yap. Bunu yap olmaz. Tabii tabii. Şimdi abi. Ender yardım et. Bu ocakta da senin alacağın dallar var. Sen benden daha iyi biliyorsun aslında. Hangileri oldu? Bu ne ya? Acı ya. Acıma var, acıma. Bir de aldıracağım onu. Ben yine onu da alacağım. Şurada da biraz budaması yapalım. Bu. Tabii. Ahmet abi. Var mı yapacak budama? Aa, Ahmet hocam bu ne kadar? Vallahi fiyatını bilmiyorum emin ol ya. Şimdi gir içine abi şunları bir temizle. Sen daha iyi baksana görüntü çıkmadı. Şuraları hep temizle. Bak şunları hep al. Sen ki boy bulak. Şuraları al. Al 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 al. Şunları aşağı gidenleri. Yukarı gidenleri inceleri. Kurumuş mu? Bakıyorum o zaten gitmiş. Şuradan al. Bunun altında şurada şey var bak. Şurada yarılma var gördün mü? Herhalde oradan geliyor. Bu dal bir süre sonra bu dal gider. Bunu keserken hani bir şey diyorsun ya. Çarpmış evet. Şu ucunda töredir bundan sonra olduğu gibi döker. Değil mi? Ya da güneş anneli burada. Benim yerim de orada. Bir dinleydi. Evet, evet. Tam tırlanmış. Evet, Ahmet abi çok da yorma kendini. O arkandakinin biraz ucundan al. Şimdi bir ara herhalde dokunma yaptım. Bir ara kesilmiş olabilir. Olsun ya sıkıntı yok. Şimdi budama verimi %40 arttırır dedik ya. Evet. Budama her yıl mı yapılmalı? Her yıl budama yapılmalı. Ben bir yıl yaptım, tamam, üç yıl yapmadım, iki işi yok. Her yıl meyve almak istiyorsan... Ya zaten bütün meyveler de böyle alıyor. Biz evet. Yapmıyoruz. Çünkü bunu bıraktıkça bu yukarı doğru, güneşe doğru gidecek. Tabii güneşe. Güneşe gittin mi de bizim işimize gelmiyor. Aynen. Bütün, bütün meyvelerde bu. Yani bu şimdi ocak sistemi. Ama diğer mesela elma ağacında, diyelim ki elma ağacında tek ağaç var. Ağaca Kasım Aralık ayında tepeden budamadığın sürece meyve verimi düşer. Kirazda da düşer, ayvada da düşer, her meyvede düşer. Mesela büyük şehirde meyve götürüp üzerine götürüyor. Adam hep şey sonu kesiyor. Tabii, uçlarından da al Ahmet abi. Abi bak, ucundan uzayan giden yerden de al. Kollarım abi. Şimdi dibinden al bunu. Bir de şöyle bir durum var. Ha. Yani mağazada diyorlar ki ya o gözünü şuradan mı alın, buradan mı alın, şurada mı? Ya sen budamı yaptın. Nereden alın? Bu ağaca bir kere bir bıçak değilsin. Ömer alayım ya. Adam gel dibden alacak. Yavurdun yer var. Aldığın yer çok önemli. Lan koyun gırka gibi gırttın lan sen bunu. Ne gırttın?
Nasıl? O bizim dediğimiz gibi o zaman sürgünle de uğraşacaktık. Belki yeni gelen sürgüne çekilirdik. Tamam baba yapsın diye. Şunu da şuradan al abi. Bak şunu al. O da bir yerde kalsın. Ama bildiğin kadar alsın bakalım. Tamam, bırakabilirsin. Yok, ben bunlara bakabilirim ya. O kadar cesare etmem. Evet, yaptığımız budamayla biz en azından şunu yaptık. Bak, şeyin dalı biraz rahatlattık. Daha çok güneş gelir hale geldi. Şu anda daha çok güneş alıyor. Dalın gövdesi, ortası çokça güneş alır hale geldi. Evet. Ya bunlar hemen hemen aynı fiyat. Yani ikisinden biri pahalı mı çok da emin değil herhalde. Ha? Hoşuma gitti değil mi? Tabii canım. Yani bu bak, bu bir de şöyle. İki ağzı var bunun. Bastım bir. Şimdi dersini yeni aldım. Ses geldi. Dersini yeni aldım. Bu bir ağzı. Bundan sonra artık öyle olur. Yok, bunda tek ağız var. Sende bir tane daha makine var, onda iki açıyor. Yani biri bu kadar açılıyor, biri şu kadar açılıyor. Onunla bayağı dalı da kes. Gir dalı kes. Dip sürgünü al. Canımı çıkıyor. Senin canın çıkıyor, benim de canım çıkıyor. Evet, var soru var mı? Bir de şurada Önce abi. Benim sorum bir tek ne var? Şimdi gübre vuruyor. Evet. 20 liralık bu gübre dedim bana buraya. Evet. Bu gübreyi şimdi böyle serpme yapsak, böyle her tarafına serpme yapsak, sonra da çapalasak, sonradan da bir üzerinden geçebilirsek geçeceğiz bunu. Geçemezsen olmaz. Olmaz değil mi? Geçemezsen hiçbir anlamı yok. Yani o attığın gübre, tane attığın gübrenin var ya, toprağın üstünde kaldığı sürece %30-%40'ı gidiyor zaten. Hocam tamam da düzce burası. Ne olursa bayır olsa neyse attı gitti derim. Ama düzde de toprağın içine nasıl girecek? Yani yağmur yağdığında sen var ya bir dakika tam soruya şöyle cevap verelim. Bu attığı gübreyle esas nereyi besleyecek? Otu besleyecek. Yeşillenecek. Hayvan yayacaksan yap. Yok hayvan yemeyeyim. Hayvan yok yapmayacaksan zaten. Faydası yok. Hayvan yapmayacaksan attığın gübre tamamen bu yeşilliği besler. Bak yani yeşilliği coşturursun. Bu pirçeklere gitmez diyor şimdi. Gitmez. Ne yapacak? Vereceğim beni. Ben bunu örüseceğim. Bizim çangal sektimiz makine var ya. Ben bundan gübre gömüyorum. Hiç ekmek kadar zaman alıyor. Ekmek kadar. Yani herkes ondan bir zaman alsın. Evet. Ya çangal demiri dediğin gibi. Demir. Ya çapalama. Ama ben çapalamayı şöyle öneririm bu mevsimde. 6,5'luk falan patlatınız var, şeyiniz yok mu hiç abi? Şimdi o çapalamanın sadece gübreyi gömme açısından faydası yok. Toprağı havalandırıyor ya tabii. Toprağı havalandırıyor. Bu yabancı otu bir kere kökten çıkartıyor, tekrar toprağa gömüyor. Yeşil gübreleme yapıyor. Çapalamanın çok büyük faydası var. Pinçekleri de bu diyor. Zaten kesilmesi gerekiyor. Bu kadar harekete geçiyor. Ya pinçekler budandığı için daha çok harekete geçiyor. Yani şurada mesela budama yapıyoruz da sürgü alıyoruz ya. Aynı onun gibi burada da. Yani. Evet. Şimdi bununla mevsimi yine kök budamasının mevsimi de ya da çapalamanın mevsimi de şimdi Kasım Aralık. Mart, Nisan, Mayıs'ta yaparsanız köke zarar verir. Şimdi zaman. Hocam sen videoya devam ettiriyorsun. Şu böyle bir gelin böyle. Bu ocağına mı yapalım? He, böyle bir resim verelim de. Benim makine de çıksın. Ocağı ortamıza alalım. Evet, şöyle bir ocağın ortasına, etrafına. Yaklaş.
Evet. Yaptığımız çalışma ne dedik? 5 ya da 6 bölümde 50 ocak. Bölümde 250 dal. Dal refahı dedik. Bu dal şimdi kendini daha refah diğerleriyle yarışmacı hissetmeyeceği için bütün beslenmeyi üstüne alacak ve sürgün atmak için çaba sarf edecek. Bir sonraki sene yine bu mevsimde bu ocağın bir gelişimine bakalım. Nasılsa bizi abi haberdar eder. Evet, söyleyecekleriniz varsa buradan videoyu kapatmadan hocam, biz teşekkür ederiz. Evet, fındık bizim için önemli. Hem ihracat kalemi hem geçim kaynağımız. Hocam sağ ol, sana da teşekkür ederiz. Kapatabilirsin.